Evet. Bugün karşılaşmaya iyi hazırlanmıştık. Rakibimize karşı iyi bir direnç gösterdik. İlk yarı iki tane net pozisyon verdik. Ofsayt diye beklenti içinde olduk ama biz ofsayt taktiği bir şey yapmıyorduk. Hemen bunun cezasını yiyebilirdik, kesebilirlerdi ilk yarı. Nitekim ortak olduk tekrar, pozisyon bulduk. Alim ile iyi çıkaramadık. Bir tane penaltı pozisyonuna girdik, Tolga'yla değerlendiremedik. Gol de atabilirdik orada. Evet, ikinci yarı 65. dakikaya kadar iyi mücadele ettik. Talha'yla ikinci yarı bir pozisyon yakaladık. Onu da gol atabilirdik. Erteledikçe erteledik. 65. dakikada nihayet rakibimiz tekrar bir duran toptan bize bir gol attı. Bu sahada mücadeleyle geçeceğini biliyorduk. İyi mücadele ettik. İyi zamanlarda rakiplerimize yakın olduk. Yapılması gerektiği zamanlarda iyi pres yaptık. Rakibimizi uzun topa sevk ettik. Oyun planlarını bozmaya çalıştık. Çünkü bireysel olarak oynayan bir takım vardı karşımızda. Bunu bozarak uzun topa zorlayacaktık. Nitekim onları yaptık. 65. dakikadan sonra işte mecburi bir oyuncu değişikliğinden sonra rakibimiz birinci golü ve ikinci golü üst üste bularak demoralize etti bizi. Evet, ortak olmak istedik ama maalesef ortak olamadık. Giresun'u tebrik ediyoruz. Oyuncu arkadaşlarımı salı günkü maçımıza hazırlamamız lazım. Demoralize olmamız lazım. Çünkü bu şehrin, bu takımın bir an önce puan ve puanlar alması lazım. Devre arasına kadar elimizden gelen en yüksek puanı toplamamız lazım. Bugün bir puan da bizim için çok önemliydi. Bunu kaçırdığımız için üzüntülüyüz. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.